Ardından bu komutları çalıştıralım. Ve TSNE tekniğini kullanarak dönüştürdüğümüz veri setinin grafiği karşımıza geldi. Selam herkese. Trendez Akademi'ye hoş geldiniz. Bu derste manifold öğrenmeyi anlatacağım. Derse geçmeden önce kanalımıza yeniyseniz en güncel derslerden haberdar olmak için abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Hadi başlayalım. <laughs> Yüksek boyutlu veri setlerini görselleştirmek zordur. 2 ya da 3 boyutlu veri setlerinin veri yapılarını görmek için grafik çizilebilir fakat daha yüksek boyutlu veri setlerinin grafiğini çizerek veri yapısını anlamak çok zordur. Bazı yöntemler ile veri setinin boyutunu indirgeyip görselleştirerek veri yapısını daha iyi görebiliriz. Verinin lineer yansıması için geçen ders anlattığım temel bileşenler analizi tekniği kullanılabilir. Fakat verideki lineer olmayan yapılar için bu yöntem iyi değildir. Böyle durumlarda manifold öğrenme kullanılabilir. Özetle bu derste manifold nedir, manifold çeşitleri nelerdir, manifold teknikleri nasıl uygulanır, manifold tekniklerin temel bileşenler analizine göre avantaj ve dezavantajları nelerdir gibi konulardan bahsedeceğim. Derse başlamadan önce kanalımızda 400'den fazla eğitim videosu var. Özellikle Python eğitim derslerini ve kütüphanelerini şiddetle tavsiye ederim. Bu derslerin linklerine ulaşmak için videonun altındaki açıklamalara bakabilirsiniz. Geçen dersimizde boyut indirgeme ve çok boyutlu veri setlerini görselleştirme gibi görevler için temel bileşenler analizini anlatmıştım. Temel bileşenler analizi esnek, hızlı ve kolay yorumlanabilir olmasına rağmen lineer olmayan veri setleri için iyi çalışmaz. Bu yetersizliği gidermek için manifold öğrenme olarak isimlendirilen unsupervised tahmincisi kullanılabilir. Manifoldu sayfanın yüzeyi gibi düşünebilirsiniz. Çok boyutlu veriyi iki boyuta çevirirsek bir sayfa yüzeyi gibi olur. Manifold öğrenme ile yüksek boyutlu uzaydaki veriler düşük boyutlu uzayda tanımlanabilir. Örneğin ekranın solundaki iki sınıflı veri seti üç boyutludur. Bu grafikte karar sınırı oldukça kompleksdir. Bu grafiği İki boyuta çevirdiğimizde sağ taraftaki grafiği elde ederiz. Böylece iki boyuta dönüşen veri setinin karar sınırı kolayca çizilir. Yalnız her zaman boyut düşürmek karar sınırı çizmeyi kolaylaştırmaz. Örneğin ekrandaki grafiğe baktığımızda veri setindeki sınıflar 3 boyutlu grafikte x1 eşittir 5 düzlemi kolayca ayrılır. Fakat bu veri setini sağdaki gibi iki boyuta indirgediğimizde karar sınırları çok daha fazla kompleks olur birçok manifold öğrenme algoritması vardır. Ekranda sol tarafta yüksek boyutlu veri setinin görseli yer alıyor. Sağ tarafta ise çeşitli manifold tekniklerinin bu veri setini düşük boyutta nasıl görselleştirdiğini görebiliyoruz. Genellikle bu metotlar noktalar arasındaki mesafeyi korumak için çeşitli yöntemler kullanırlar. Manifold yöntemin arkasındaki düşünce budur. Yani manifold teknikleriyle noktaların arasındaki ilişkiyi devam ettirerek yüksek boyuttaki veriyi düşük boyuta çevirmektir. Örneğin izomap tekniği ilk manifold öğrenme algoritmalarından biridir. Bu teknik noktalar arasındaki mesafeyi koruyan düşük boyutta embedding arar. Lokal lineer embedding, lokal komşular içinde mesafeyi koruyan verinin bir düşük boyutlu yansımasını gösterir. Bazen komşuların sayısı girdi boyutlarının sayısından büyük olabilir. Bu da bazı sorunlara yol açar. Bu sorunların üstesinden gelmek için modifiye edilmiş Locally Linear Embedding tekniği veya Hessian Agent Mapping kullanılabilir. Buradaki her bir manifold tekniğinin ayrı kullanım yerleri vardır. Bir fikir vermesi açısından T Distributed Stochastic Neighbor Embedding şeklinde isimlendirilen ve kısaca TSNE ile ifade edilen manifold öğrenme tekniğine yakından bakalım. Manifold öğrenme algoritmaları genellikle görselleştirmek için kullanılırlar. Dolayısıyla bu teknikler 2'den daha fazla yeni öz nitelik nadiren oluştururlar. t-SNE tekliğinin arkasındaki fikir, veri noktaları arasındaki mesafeyi mümkün olduğunca en iyi şekilde koruyan verinin iki boyutlu temsilini bulmaktır. Şimdi digit veri setini kullanarak t manifold öğrenme tekniği ile ilgili bir uygulama yapalım. Bu veri setinde her bir nokta 8 çarpı 8 boyutlarında bir el yazısı rakamını gösterir. Öncelikle bu veri setini datasetten import edelim. From sklearn.datasets yazıp import load yazalım. Ardından bu veri setini digit değişkenine atayalım. Digit eşittir load digits yazıp bu komutları çalıştıralım. Ve veri setimizi içe aktardık. Öncelikle geçen ders anlattığım temel bileşenler analizi ile bu veri setini iki boyuta indirgeyelim. Öncelikle decomposition'dan PCA sınıfını import edelim. Ardından bu sınıftan bir örnek alalım. PCA yazıp PCA sınıfını çağıralım. n_components argümanına 2 yazıp ardından fit metodunu çağırıp digit veri seti içerisindeki data'yı yazarak modelimizi kuralım ve modeli kurduk. Bu modeli kullanarak şimdi veriyi dönüştürelim. Digit PCA ya yazıp biraz önce kurduğumuz modeli yazdıktan sonra transform metodunu çağırıyoruz. Ardından veri setini dönüştürüyoruz. Süper! Veri setini temel bileşenler analizine göre iki boyuta indirgedik. Şimdi iki boyutlu veri setinin grafiğini çizdirelim. Öncelikle Matplotlib kütüphanesini PLT kısaltmasıyla import edelim import matplotlib pyplot s plt yazalım. Daha sonra grafikleri satır arasında görmek için matplotlib inline komutunu kullanalım. Ardından figür metodunu kullanarak grafik nesnesini oluşturalım. Grafiğin boyutu 10'a 10 olsun. Daha sonra xlim metodu ile x eksenini düzenleyelim. Ardından bu komutu kopyalayalım. Yapıştıralım. Ve y eksenine göre düzenleyelim. For döngüsü ile veri noktalarını görselleştirelim. Bunun için for i in range içerisinde len yazıp len fonksiyonu içerisine digis.data yazalım. 2 nokta üst üste koyup bir alt satıra geçelim. Veri noktaları rakam olduğu için text metodunu çağıralım. İçerisine dönüştürdüğümüz veri noktalarını yazalım. En son Digit nokta target yazıp içerisine i yazdıktan sonra bu komutları çalıştıralım ve grafik karşımıza geldi. Bu grafiği daha iyi görmek için veri setindeki sınıfları renklendirelim. Öncelikle renkler isminde bir değişken alalım ve bu değişken içerisine renklerin değerlerini atayalım. Oluşturduğumuz bu renkler değişkenini Text metodu içerisindeki Color argümanına yazalım. Daha sonra Font-Link argümanını kullanarak Değerlerin görünümü ve büyüklüğünü override edelim. Yani kendi istediğimiz değerleri Ön tanımlı değerlerin üzerine yazdıralım. Size argümanına da 9 yazalım. Bu komutları çalıştırdığımız zaman Sınıflara renklenmiş veri seti karşımıza geldi. Bu grafikte dikkat ederseniz 0, 6 ve 4 rakamları diğerlerine göre nispeten iyi ayrılmış. Fakat diğer rakamlar çoğunlukla overlap yani üst üste binmiş. Şimdi bu veri seti için TSNE tekniğini kullanalım. Ve bu tekniğin temel bileşen analizine göre farkını görelim. Öncelikle TSNE sınıfını manifoldtan import edelim. Ardından bu sınıftan bir örnek alalım. Random state 42 olsun. TSNE yeni veriye dönüşüm yapmadığı için transform metodu yoktur. Burada fit transform metodunu çağırarak modeli kurup dönüşen veriyi döndürelim. Fit transform yazıp içerisine verimizi yazıyoruz. Şimdi bu elde ettiğimiz veri setinin grafiğini görelim. Biraz önce temel bileşenler analizi için kullandığım kodları kopyalayalım. Aşağı kısma yapıştıralım. Ardından temel bileşenler analizi ile oluşturduğumuz bizis PCE yerine TSNE tekniği ile oluşturduğum modeli yapıştırıyorum. Ardından bu komutları çalıştıralım ve TSNE tekniğini kullanarak dönüştürdüğümüz veri setinin grafiği karşımıza geldi. Sonuçlar oldukça güzel. Hemen hemen bütün sınıflar temiz şekilde birbirinden ayrılmış. Birler ve dokuzlar biraz birbirinden ayrı düşmüş ama diğerleri bir bütün halinde. Unutmayın bu metot unsupervised öğrenme tekniği olduğu için sınıfların etiketleri bilinmiyordu. Bu veri seti temel bileşenler analizini kullanarak dönüşüm yaptığımızda sınıflar çok iyi ayrılmamışken TSN tekniği ile sınıflar güzel bir şekilde ayrıldı. Özetle manifold öğrenme tekniklerinin amacı yüksek boyuttaki verileri verilerdeki belirli ilişkileri koruyarak verinin düşük boyutlu bir temsilini aramaktır. Manifold teknikleri pratikte genellikle yüksek veri setlerini görselleştirmek için kullanılır. Manifold algoritmalarının temel bileşenler analizine göre dezavantajları vardır. Örneğin bu teknikler eksik verilerin varlığında iyi bir framework değildir. Temel bileşenler analizinde ise eksik veriler için basit iteratif yaklaşımlar vardır. Parazit veriden manifold teknikleri ciddi şekilde etkilenir ama geçen ders anlattığım gibi temel bileşenler analizinde çok önemli bileşenler seçildiğinde parazit veriler filtrelenir. Manifold öğrenmenin bir avantajı lineer olmayan veri setlerinde iyi çalışır. Genel olarak temel bileşenler analizi manifold tekniklerinden daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Veri setini araştırırken öncelikle temel bileşenler analizini uygulayıp daha sonra manifold metotlarını düşünmek iyi bir yoldur. Manifold öğrenme ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Dersimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Adettendir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve arkadaşlarınız ile paylaşmayı unutmayın. Durun durun hemen ayrılmayın. Kanalımıza 400'den fazla eğitim videosu var. Özellikle Python ve derslerini şiddetle tavsiye ederim. Bu derslerin linklerine videonun altındaki açıklamalarda ulaşabilirsiniz. Gelecek derse buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.